Herkese merhabalar arkadaşlar. Öncelikle hepinizin cümleten Ramazan Bayramı kutlu olsun. Yaklaşık 8-9 ay sonra video atmış olacağım. Şuradan da bundan bahsedeyim. Hani vakit bulamadığım için aslında bir aralar videolar çektim çektim çektim. Ama o zamanki kayıt programından kaynaklı yaşadığım hatalar sebebiyle bunları editleyip yapamadım. Ne yazık ki kullandığım kayıt programı ile edit programı değişmişti. Yeni bir bilgisayar almıştım. Onları eski bilgisayardan geçirirken bir sürü şey kaydı. Ama ilk bahsetmek istediğim şey, belki beni oyun içerisinde hala takip edenleriniz varsa, silahımıza artı 15 basmıştık. Çok uzun bir zaman oldu, yani basalı bir 4-5 ay olmuş olabilir ama gerçekten iliğimizi kurutmuştu. Toplamda 10 ya da 11. tanrıların mühründe, ayrıyeten 6 ya da 7 tane ritüel, 40, 35, 40 tane falan da medal attık 15'e sadece. Geçti sonunda. Yani tamam, çok uğraştırdı ama güzel bir silahımız şu an için elimizde duruyor. Sonra eşyaları soylu set yaptığım için önceki kaskımı hatırlamıyorum bile, ben bile unuttum. 8 saldırı hızlı soylu bir kask almıştım, bunu 200 vona mı 180 vona mı ne almıştım, neredeyse soylu fiyatından biraz fazlaya. Zırhımız zaten aynı zırhımızı soylu attırmıştım. Ateş ayakkabısını değiştirdim, belki biliyor musunuz, hani böyle bir ateş ayakkabım var, yani 4 saldırı hızı 10 kritik 1000 HP'li. Titan kalkanımız bayağıdır bizde olan bir eşya zaten, sersemlik 15 blok 12 çeviklik 50 STR. Buz tılsımımız da çok uzun süredir bizde olan bir buz tılsımı. Eldivenimiz, şöyle bir eldivenimiz vardı, hidralık 12 tamlık 10 HP absorbe 8 güç 6 çeviklik 5 patron. Ayakkabıyı gösterdik. Ne eksik burada? Kostümler, hala uzun süredir kullandığım kostüme bunları aktarıyorum. Şöyle bir auramız vardı. Bu da 1,5-2 yıldır bizde yaklaşık. Ve yani kuşağımız, başka güzel bir kuşağımız vardı. Honor 1 delici, 4 buz, 1 metin düşük rütbeli. Onu sattım. Böyle bir kuşağa geçtim. 11 ork, 1 delici, 2 metinli, 4 buzlu. Her ne kadar hakim kuşağını sevmiyor olsam da böyle bir kuşakta oynuyoruz. Yani zaten kolyem bayağı uzun süredir. Barbaros'tan kaç yıl önce geldik, o zamandan beri üstümde. Bileziğimiz şöyle. Bunun 6-7'sini değiştirmek istiyorum da yemiyor. Hani Efsunları seviyorum ama 6-7'si böyle. Bu da çok çok belki 4 yıldır bende olan bir küpe. Ruh kemeri de aynı şekil. Yani eşyalarımı en son siz hangilerini görmüştünüz bilmiyorum da böyle bir tane eldivenim var. Bu da meleğiyle kullandım. 12 çeviklik, 10 direnç, 8 metinli. Bu da ilk oyuna başladığımda bir tane kutsamayla getirdim. Kendi kolyem, hala bunu kullanıyorum. Bir ekleme olarak şöyle bir şey yaptık. Pet'i çağıralım. Benim hatırlarsınız Barbaros'ta yaptığım bir pet vardı. Yani şu pet şu an 874 ise benim kendi petim büyük ihtimalle 910-915 günlük bir Alastor'du. Onu ben pet evsuna attım. Videolara koyabildim. Birkaç tane kurtarabildiğim videolarda var mı şu an bilmiyorum. Onu attım, tip 5 yakalamıştım. Onun üzerine bir şeyler verip bunu aldım ve tip 8. Petimiz tip 8, yani tip 8 Alastor bulmak da kolay değil. Üzerine biraz bir para ödedik. Normal olarak canavarı %1 daha fazla tip 6'lara göre. Almışken böyle bir şey alayım dedim. Yani bunu alalı da yaklaşık 770 gün müydü, 760 gün mü neydi? Yani 4 ay önce falan almışım, yani bunu bile alalı çok zaman olmuş, bayağı geçmiş. Simyalarımız zaten hala aynı. Simyalarımızdan birisi bitmiş, bunu uzatırız. Oyunda birçok değişiklik oldu. Bakın mesela şimdi bu kerpetenler üst üste gelmeye başlamış. Oldukça iyi, gördüğünüz gibi. Şunu da bir uzatalım dümenden. Baktık biraz. Hesabımız şu an için böyle. Aralarda iş güç, hani sizler umarım iyisinizdir. Ben de iyiyim, yani işimizi yapıyoruz. Arta kalan vakitlerde canımız isterse giriyorum. Melee kesiyorum, idre kesiyorum, keyfini oynamaya çalışıyorum. Bu eşyaları yapabildik. Ay ışığı falan da açmaya çalışıyoruz. Yan karakterlere skill mikil yapmaya çalışıyoruz. Böyle keyfine girdim Ninja'mı mesela. Tek şu oyuna gelmesini istediğim özelliklerden birisi de şu kostümleri gizleme seçeneği gelse çok güzel olacak mesela. Atıyorum, ben bu kostümleri görmek istemiyorum. Her ne kadar çoy kostümleri güzel olsa da mesela karakterimi belki böyle görmek istiyorum. İlerleyen zamanlarda bu da gelirse güzel olur. Oyunda mesela şimdi size gösteremedim. Hani 3000 mona kadar gelmiş oluyor da 3000 monumuz olursa o zaman 1000 monu geçersek gösterme fırsatımız sizlere olur. Ayrıyeten bu akşam da kralı yakala etkinliği gelecekmiş. Yani level sınırlamaları ile ilgili bir değişiklikler olmuş. Mesela OK Event için 70 level falan diye bir şeyler duymuştum. Bu da düşük seviye bir level karakterleri köye otoya atmanın önüne geçecek ve ilerleyen zamanlarda yüzük çıkan gümüş okeylerin fiyatlarını falan artıracak, daha zor yapılacağı için. Onlarla ilgili bir değişiklik geldi mi bilmiyorum. Farklı neler gelmişti acaba?
Ben de eskisi kadar vakit ayıramadığım için ciddi takip edemiyorum. Ama buradan size şunu belirtmek istiyorum. Yani fırsat bulduğum zamanlarda ufak ufak videolar çekip haftada bir tane bile videoyu yapmaya çalışacağım yani sonuçta. Bunu da şey olarak borçlu hissediyorum sizlere. Yani biraz fazla konuşmuş olabilirim. Mesela çok uzun zamandır video atmamış olmama rağmen son video 8 ay önce. Ondan önce de bir 8 ay önce atmadıysam belki 1-1,5 yıldır video atmıyorum. Ama ona rağmen sağ olun. Oyunda böyle selam veren hala video atmayı düşünür müsün diyen arkadaşlarım, abilerim oluyor. Onlara bunu borç bildiğim için kendim de bir şekilde vakit yaratıp sizler için atacağım. Yani şu yanda gördüğünüz şaman benim pazar karakterim ve ayrıyeten şimdi loncamızda 40 level oldu. Sunucuda 4 tane 40 level lonca var. Belki lonca savaşı yapıp puanını 40 binlere çıkartırsak sıralama olarak üstte de çıkabiliriz. Yani 40 level yapmıştık loncamızı. Element işlerini falan hala güvenen eskiden beri bilen arkadaşlarım oluyor. Onlarınkini hallediyorum. Onun dışında hani çok biliyorsunuz eskiden de böyle şu kadar elementim şu para gelsin bu para gelsin diye uğraşan birisi hiç değilim. Attırmak isteyene atıyorum, attırmak istemeyene başka yapacak arkadaşlar da mevcut şeklinde ilgilendiğim için böyle oyunumuza devam ediyoruz. Yani eşyalarım böyle. Karakterim sapasağlam. Şu silahı yaptık. Şimdi belki birazdan bir hidre'ye girelim sizler için. Ne kadar hasar vuracağını size gösteririm karakterimin. Bu kadar belirttim dedim. Yani biraz şu en önceki şeylerden kalan videolardan kurtardıklarımdan bir şey yapacağım. Silahın artı 15 basınma anının videosunu bir şekilde kurtardım. Bir, hani program çalıştırmaya gittim. Ekran kaydı alıp bir daha hani renderlayıp yapmaya çalıştım. Yani o anı tuttum yani bir şekilde buldum. Gergin anlardı ama kurtulduk. Silahımız artı 15 en azından. Artık artı 16 basma stresi yok. Yok silah taşı bu kadar mı olmuş, şu kadar mı olmuş derdi yok. Kurtulduk. Ben lafı daha fazla uzatmayayım. Yani o küçük videoları da arkasına ekleyeyim bu videonun. Gelecek videolardan da sizleri haberdar ederim. Yani şu an için sunucuda hala her şeyi yapabiliyorum. Yani element atabiliyorum, Epsun atabiliyorum. Başka ne yapılıyordu oyunda onu bile unuttum. Bunları yapıyorum yani. Sağlıcakla kalın. Tekrardan hepinizin Ramazan bayramı mübarek olsun.
Şimdi böyle bir 60 level karakter yapmıştım ben kendime. Yani artık eskisi kadar çok oynayamıyorum. Diğer karakterler de çok daha yoğun olduğu için kullanmadığım bir şamanın altında boş kalan yere bir tane 61 level yapayım dedim. Bunun atını da 19 levele kadar getirmişiz. Şimdi bizden ne diyecek? Savaş kaplanı gibi bir şey kesecekti. Ben bir gidip kesip geleyim. Görevi alacak mı göreceğiz. Şimdi yavaştan bitirdim. Yaklaşık 10 dakika sürmüş, 2 tane kaldı. Şansımıza boş olacağı tuttu. Bitti görevimiz en azından. Bu işarın atı da zırhlanmış olacak. Şimdi şununla ölelim. Seyis'e geldik. Bu karakterimiz için alalım sonunda atını. Kaç saat diyecek? Bakalım bir at kişiye hazır mı diyeceğiz. 9 saat sonra verecek. Yani aslında neredeyse gece yarısından biraz sonra alabileceğiz. Ama acelesi yok zaten. En azından hazır yapıp kenara koymuş olduk. Şimdi buna bir kenarda münzevi ve kötü ruhlarım var. Hava BK toplayıp havasıyla öfkesini açabilirim. Bir yolu onu da iyi kötü vermeye çalışıyorum da daha şu an lanet kitabı bitecek ancak. Şimdi karakterin son performansını size göstermek için Hydra'ya giriyorum. Yani hatırlıyorsanız zaten Hydra'ya Barbaros'ta değiliz biz. Bakchanomu'dayız. Bakchanomu'da slotların üzerinde %25 daha az diye bir muhabbet de varmış. Yani çok uzun süredir burada olduğum için öyle yapılmıştı bu ruh kalktıktan sonra. Yani direği savunmam gerekmiyor. Şu elemana kükreme atıyorum. Bununla çekiyorum. Şimdi ölecek zaten. Ben korumalı alanda vurduğu için ölmesi lazımdı da. Videoda izlediği aksilik oldu. Neyse yani direğe onlar vursa da yılana vurdurtmuyorum. Bu yılan burada duracak. 2 dakika biz burada oyalanıyoruz. Çay kahve içiyoruz mesela. Sonrasında son 3 saniye dediğinde Nijem'i açacağım. Nijem'i açtığımda karşınıza geleyim ben. Şimdi 3 saniye demeye başladı. Ben de karakteri açmaya çalışıyorum şu an. Yani Hydra'yı kesmek zaten çok basit. Bu bakcanımı da neredeyse kesemeyen yoktur. Böyle giriyoruz. Şu an kritik delicilerin bitik mesela. Basalım. Yeşil pot basmayacaktık da yanlışlıkla bastık. Yeşil pot da basmıyorum çünkü her tur çözdüğü için boş yere gidiyor. Yani karakterimin hasarı şu an için böyle herhangi bir marka yok. 10 kritik, 12 delici, 4 saldırı hızı, 50 STR ve 7'lik enerji basıyorum. Gördüğünüz gibi eforsuz bir şekilde kesiyor. Yani space'e basılı bıraktığımdan beri kesiyor ki bu yaptığım performansı artı 12 silahla da yapıyordu. Tabi artı 15 silahla çok daha rahat yapıyor gördüğünüz gibi. Şöyle bırakıyoruz karakterimizi. Zaten tecrübe yüzüğü ve nazar tılsımı takılı. 36-38 aralığında vurabiliyor karakterimiz. Şöyle güzelce beraber bir tane hidra kesmiş olalım. Ve ben çift tur döndüğüm için şimdi birazdan şamanıma karakter diyeceğim. Bunun sebebi de şu. Hani hidradan çıktığımızda karakterimizi bu direğin yani heykelin olduğu bir yokuş var ya. Oraya atmaması için karakter diyorum. Bu sayede hani ışınlanmaya para vermiyorum. Işınlanmak da 350k para ki. Şöyle bir durum var yani benim tur başına neredeyse maliyetim 6-7M hani hep kuponları ucuzladığı için. Yani 6-7M'in de 350k'sı ışınlanma şeyine verdik mi? Oldukça sıkıntılı bir durum. Şimdi direkt şamanımıza geçtik. Bu yere düşenleri topladım. Yani bahsettiğim gibi o ışınlanma parasına kurtulmak için çıkarsanız direkt bu gemi var ya balıkçının oradaki o tarafa atıyor. Yani ışınlanma parasından kurtulmuş olursunuz. Kaç sandık attığını bilmiyorum. Sonuçta hepsi benim kasama gireceği için hiçbir turda düşen sandık sayısını ben saymıyorum. Yani yok şu tur 2 atıyormuş, bu tur 1 atıyormuş, şu tur sandık atmamışmış. Sonuçta hepsi benim hani çantama geliyor, benim envanterime geliyor. Bu sebepten ötürü hani ne atarsa bana attığı için hiçbir şekilde muhasebesine girmiyorum. Böyle canım sıkılana kadar 3-5 tur kesiyorum. Belki 1 saat, 1,5 saat vakit git bulursam oynuyorum çift tur, çar değiştire değiştire. Bakıyorum ne kadar sandık olmuş. Sonra köydeki depo karakterime verip satmaya çalışıyorum. Yani böyle böyle yapacağız. Böyle sandık mandık açarız. Simya mimya deneriz. Eğlenceli şeyler yapabiliriz. Belki artı basmaya çalışırız. Yani bakalım bu videomuz nasıl bir geri dönüş alacak ona da bakacağız. Çünkü kanalımızın algoritması da bitmiştir. 2 yıldır neredeyse video atılmıyor. Ama yılmak yok. Benim mesela 100 kişi de 200 kişi de izlese. Yani oyunda böyle selam verip yani kıymet bilen hatırlayan arkadaşlarım abilerim için yapacağım için. Motivasyonum şu an için böyle başlayacağız. Ama zaman her şeye gebe tabii. Belki daha çok iyi reaksiyon alır. Bizim de daha çok vaktimizin olacağı zamanlar gelir. Güzel şeyler de yapabiliriz. Yani elimden geleni yapmaya çalışacağım. Tekrardan herkese iyi bayramlar.